sadece bir tokayla ev alan kadın. Pandemi sırasında sıkılan Scaper, 2006 yılında tek bir ataşla takas yaparak bir ev alan Kyle McDonald'ın yaptığı bir TED konuşmasından ilham aldı. Scaper, o zamandan beri bunu kimsenin yapmadığını fark ettiğim anda, "Tamam, bunu ben de yapmalıyım," dedim diyor. Uyduğunu söylediği birkaç kural vardı. Hiçbir para el değiştiremezdi. Zaten tanıdığı biriyle ticaret yapamazdı. Scaper ayrıca markalardan sponsorluk kabul ettiğini, ancak takaslarla ilgili videolarında bu sponsorluklara yer verilmediğini söylüyor. Scaper'a göre proje sadece bir tel toka ve sosyal medyada sıfır takipçiyle başlamasına rağmen neredeyse anında popüler oldu ve ilk birkaç videoda 1 milyon takipçisinin ilgisini çekti. "İnsanların bunu yapacağını sanmıyorum ama yapıp yapmadığını görmek için izlemek istiyorum," diye düşünmesi yeterince çılgınca bir fikirdi bence. Peki ticareti nasıl yaptı? Scaper, Craigslist veya Facebook Marketplace gibi satıcı sitelerinde her zaman uzun bir potansiyel yatırımcı listesine sahip olduğu yönündeki yaygın bir yanılgı olduğunu söylüyor. Bu, videolarını bu kadar çok kişi izlerken bile her zaman böyle değildi. Takas etmek, istediği şeye benzer değere sahip öğelere, sahip potansiyel ticaret ortaklarıyla sık sık satıcı sitelerinde ticaret başlatmak zorunda kalan Scaper, "Bazen binlerce seçeneğim vardı, bazen de pek fazla seçeneğim yoktu," diyor. Bazen Scaper ürün müdürü olarak tam zamanlı işinin dışında haftada 40 saate kadar projeye vakit ayırıyordu. Zamanın çoğunu alıcı aramakla, takas yapmakla veya eşyaların ülke çapında ve Kanada sınırına gönderilmesini ayarlamakta geçiriyordu. Mücevher gibi eşyaların takasında beklediğinden daha az değerli olduğunun ortaya çıkması gibi aksilikler de vardı. Scaper, "Bu mücadelenin bir parçasıydı," diyor. "Fakat 5 yıl daha gitmeye hazırdım ve bunun beni durdurmasına izin vermeyecek. Ancak ticaret yaptığı eşyaların değeri arttıkça ticaret yapacak insan bulmakta zorlaştı," diyor. Dürüst olmak gerekirse işlerin yavaşladığı ve insanların bundan şüphe etmeye, yorum bırakmaya başladığı zamanlar oldu. Ancak bu nasıl devam etmeniz gerektiğinin bir örneği. Demi Scaper, "Hangi eşyalarla takas yaptı dersiniz? Elindeki bu tokayı internete koyuyor ve onu bir küpeyle takas ediyor. Küpeyi dörtlü bardak ile, dörtlü bardağı elektrik süpürgesiyle, elektrik süpürgesini snowboard ile, snowboard'u Apple TV ile, Apple TV'yi Bose marka kulaklık ile, kulaklığı Xbox ile, Xbox'ı MacBook Pro ile, MacBook'u spor ayakkabıyla, spor ayakkabıyı iPhone'la takas ediyor. Yaptığı bu kampanyadan devam eden kadın haberlere konu oluyor. Daha sonra iPhone'u Peloton egzersiz bisikletiyle, onu da küçük bir ormanlık kulübe ile takas ediyor. Kabin bir Honda, ardından 3 traktör, ardından ona 1 yıllık ücretsiz yemek ve yemekli bir part hakkı veren Chipotle kartına sahip oluyor. Demi Scaper, kartı bir Tesla Powerwall'a sahip 40.000 dolarlık bir römorkla takas etmeyi başarıyor. Ardından son ticaretini yaparak römorku Nashville yakınlarında kendi eviyle değiştiriyor. Demi Scaper'ın takas yaptığı ürünlerin değer şeması ise bu şekildedir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeah, I'm 29 years old and I'm trading a single bobby pin until I get to a house. So what that means is that I make one for one trades until I can get myself a house. So I can't buy anything, I can't use any money, and I can't trade anyone I know. I started with a bobby pin. From that bobby pin, I traded for a pair of earrings. Those earrings then went for margarita glasses. It was a set of four. And then after that, a vacuum, then a snowboard. That snowboard then went for an Apple TV, and the Apple TV for a pair of Bose headphones, which I thought was awesome. Then an Xbox, a very old MacBook, which was super heavy, probably the oldest MacBook I've ever seen. A Canon camera with a bunch of lenses, which was pretty cool. Then three sets of sneakers, so I was in the sneaker trade for a very long time. Finally got out of the sneakers to get an iPhone, then traded that for a red minivan, which later broke down, so I had to trade down really for the first time. From there, I went to an electric skateboard, which was cool, but definitely not as nice as the minivan. Then a nicer MacBook Pro, it was a 2011, so that felt like a pretty good trade. Took that MacBook and traded it to a business owner who had this electric bike food cart. Then traded that to a guy who wanted to start a business on the beach with that cart and gave me his Mini Cooper.
from the Mini Cooper, traded it to a mom with a diamond necklace, which actually ended up not being as valuable as I thought. So again, another trade down. Then the Peloton, and then from the Peloton, a Mustang, a Jeep, a tiny cabin on wheels, a Honda CR-V, then the Honda went for three tractors, and then the three tractors went for the Chipotle celebrity card. Everybody has that bobby pin or a pencil or whatever it is. I think that really everything in the world now has been about money, and it's how much money you have and who you are. And even to be able to go to college, you have to have this crazy amount of money, which then puts you in a better standing. I can't believe this. A year and a half of trading.